bütün o şaşalı, şatafatlı, insanların gözünü rahatsız edercesine soktukları ve bunu yaparken böyle basamak 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 dereceyi artırırken etrafa tükürük, beddua, küfür falan savura savura. Sempati kazana kazana değil. Önce sempati kazana kazana. İlerlerken her şeyi şu cep telefonlarımızın küçücük ekranında paylaştılar ve gelinen Vatan Emniyet'in kocaman barkosu. Barkosu dediğim Barkovizyon. LED ekranı. Yani oradan buraya ve her şey bu binada toplandı. Lüks araçlar otoparkta, ibreti alem öyküsü LED ekranda, kendileri de binanın eksi birinci katında. Bütün hepsi şu an Vatan Emniyet'te. Evet, üstteki Şehitler Tepesi boş değil. Arkadaşlar bir yakın getirebiliyor muyuz? Alttaki yazıda şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tam ortadaki Barko Vizyon'da da gözaltı süresinin o an dakika dakika anları görüntülere böyle yansıtıldı. Şimdi bazı şeyleri nasıl başlamıştı, nasıl bitti diyoruz ya, tıpkı şarkıda olduğu gibi. Bakın o otomobillerin özel plakaları, çünkü o özel plakaları almak da hiç kolay değil. Hem şeyleri var, doğum tarihleri var, hem adlarının baş harfleri falan var. Onların sökülüş anı bile insana, yani ders almak isteyenlere, hayat nasıl bir şey diyenlere, doğru yol varken böyle yamuk yumuk yollara sapmayı hedefleyenlere, bunu yaşayanlara, hayal kuranlara her bir kare bir şey anlatıyor. O böyle lüks plakası alması zor plakalar alıyorlar, atıyorlar ve üstüne ne koyuyorlar? İstanbul Mali Şube plakaları. Nereden nereye? Çok sevdiğim bir söz var. Nereden nereye? Müge'cim, mutluluğu haramda ararsan mutluluk sana haram olur. Gerçekten evet. Öyle yani. Evet. Mutluluğu haramda ararsan bir daha yüzün gülmez, bir daha da mutlu olamazsın. Kesinlikle. O mutluluk sana haram olur. Çünkü, haram ederler. Çünkü o paranın içinde kim bilir neler var. Kimlerin canı yakarak geliyor para. Tabii. Paranın genel kaynağı konuşuyoruz da, şu an onlar için evet. Konuşmuyoruz. Para, çünkü yargılama süreci tabii, devam ediyor. Paranın kaynağı da çok önemli. Temiz yerden gelsin. Bu arada hem Twitter alemi hem bizler, herkesin dikkatini çeken bir ayrıntı daha var. Lüks araçları çeken İstanbul Mali Şube'ye ait çekicilerin plakası da DP olması. Evet, o da çok ilginç. Yani otomobillerdeki Dilan Polat DP plakaya, çekicinin de DP olması. Yani şimdi bir de kader mi diyelim, DP ne diyelim? Plakalı çekicinin taşıdığı araba da çok manidar. DP. En son Dilan Polat bu arabada bir video çekti hatırlarsanız. Hocamın böyle kızı. Gaza basıyor, böyle aha. Gaza basıyor ve o anda soruyorlar. Pardon, ne iş yapıyorsunuz? O da dönüyor. Kocamın karısıyım ben diyor. O videoyu verelim mi? Videonun sonuna lütfen dikkat edin. Polis karakoluna, polis merkezine doğru sürüyorlar arabayı. Ve şu an o araba emniyetin önünde sergileniyor. En baştan. Evet. Pardon, yaşa. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Ben kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Ya Müge'cim, gerçekten nereden nereye diye soruyor insan. Bu görüntülerde haklarında soruşturma açılacağı yönünde iddialar başladığı vakit bu video ortaya çıkarılmış. O kadar çok video çekmişler ki şu an yaşadıkları her bir şeye, her bir sahneye, her bir olaya bir videoları eşlik ediyor. Halbuki onlar o videoları gösteriş, şatafat, lüks ve eğlence için çekmişti. Şimdi Vatan Emniyet, sorgu, otomobillerin çekilmesi, başlarına gelen her bir şeye bir video eşlik ediyor. İnsanın aklına mı gelirdi? Evet. Şimdi sizlerden gelen yorumlara da bakıyoruz. Hemen söyleyelim. Evet, arabalar da dahil tüm mal varlıklarına zaten daha önceden el konulmuştu. Ancak arabalar alınmamıştı. Çünkü teknik ve fiziki takip devam ediyordu bu süreçte. Bir şekilde bağlantılarının çözülmesi için, o buluşmalar sağlanabilsin diye arabalar özellikle alınmadı onların altından. Gitgelleri takip yani için. Yani arabalar tamamen alınsaydı, yani bir tane bile araba kalmasaydı eve kapanacaktı. Ya da o bağlantılar, başka araç buluşmalar sağlanamayacaktı aslında. Tabii. Telefonlarına bir süre sonra el konulması falan filan, hepsi biraz dinlemeye ve teknik takip için ki arkada, erken gözaltının sebeplerinden bir tanesi Dilan Polat'ın biriyle yaptığı görüşme. Artık bu hayata
dayanamıyorum. Bu laf üzerine erken hareket, erken operasyon başlıyor. Ve operasyondan bir saat önce Dilan Polat'ın oğluyla veda böyle fotoğrafı, stories'e alta da böyle bir veda müziği döşemiş. Gözler yaşlı, gözündeki yaşı da böyle etiketle kapatmış, oğluna sarılmış ve onunla vedalaşıyor. Bakın, operasyondan bir saat önce çekiliyor bu bence fotoğraf. Bence bir şekilde acaba avukatları artık çok yakın her an olabilir operasyon şeklinde bir şey günü, de demiş olabilirler. Çünkü operasyon günü onlar da sanki düğmeye bastılar. Twitter'dan Engin Polat hesabından üst üste yapılan paylaşımlar, Dilan Polat hesabından üst üste yapılan paylaşımlar ve ben. Dilan Polat'tan gelen son bu veda paylaşımı oldu. Oğluna, oğlu Milan'a sarılmış ve ona veda ediyor. Arkadaşlar, sizden bir şey rica edeceğim. Onların bu o evlerinin tepeden bir görüntüsü vardı. Ha. O görüntüde yeni ismiyle X'te Twitter'da o görüntü çok konuşulmuş. Çünkü diyorlar ki diğer evlerin kapladığı alana bakın. Bir de Dilan Polat'ın, Polat ailesinin evinin kapladığı alana bakın. Sanki ev biraz daha böyle sağa doğru genişlemiş gibi. Ha, bunu da bu X'in odasında çiftin komşuları Pakize Hanım bütün cesaretini toplayarak, neden cesaretini toplayarak? Kadın herhalde başına bir şey gelsin istemiyor. O endişeyle şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Hani bu sitenin belirli kuralları var. İnşaat, büyüme, bahçe, kazı, alan. Fakat onlar dinlemiyor demişti. Hiçbir şekilde. Evet. Yani tabii bu kadar almış yürümüş, bana hiçbir şey olmaz noktasına gelmiş insana bir Çengelköy'deki sitede laf anlatabilir misin? Anlatamaz. Bügeciğim, zaten orada kırmızı arabayı görüyorsunuz evin önünde. Siyah jip. Diğer spor araba, siyah spor araba, beyaz spor araba, hepsi böyle dizilmiş bir galeri gibi. Şimdi diğer şeylerin, evlerin havuzuna ve yandaki alanlarına bakarsanız böyle yeşillikler var yan tarafta. Ama onların evinin yan tarafında böyle ekstradan bir genişleme var sanki. Bir şeyler yapılmış gibi orada. Komşular söylemişti. Fakat böyle bir durumda da komşu olmanın zorluklarına bakar mısınız? Yan villa, arka villa, ön villa ya Türkiye konuşuyor. Her an baskın olabilir, gözaltı olabilir. 30 polis giriyor o akşam eve, işte arabalar falan filan. Düşünsene yan evde oturduğunu ya da arka evde oturduğunu. Ay, bilmiyorum. Yalnız size şöyle bir şey söyleyelim. Bir fotoğraf makinesiyle başladı her şey. Hediyeler de öyle başladı. Engin Polat eşi Dilan'a doğum gününde bundan 6 yıl önce, 7-8 yıl önce bir fotoğraf makinesi hediye etti. Bakın, o zaman hediyeler böyle. Küçük hediyeler. Minik fotoğraf minik. Makinesi hediye etti. Minik. Dilan Polat geçimlerini sağlayabilmek için doğum fotoğrafçılığına başladı. Ve böyle ünlüleri hedeflemişti. Onlardan hiç para almayacağını da söylüyordu. Bir sürü ünlüye yazıyordu, mesajlar atıyordu. Sizinle çalışmak istiyorum diyordu. Sonra ne olduysa çok kısa sürede inanılmaz büyük bir zenginlik geldi. Ve o fotoğrafçılık yaptığı zaman da gecekondu muhitinde oturuyordu. Ya, böyle daha mütevazi bir evde oturuyordu. Evet, o görüntüyü izleyelim arkadaşlar. Şeyi hatta izleyelim. Komşularla da konuşulmuş. Kanal D Haber konuşmuş. Evet, Kanal D Haber gitmiş ve Dilan Engin Polat'ın evlendikleri günden itibaren bu hikayeleri başlangıca gelene kadar oturdukları evi, yani Dilan Polat'ın gelin gittiği evi, oradaki komşuları dinlemişler. Bakın, çiftin ve Engin Polat'ın ailesinin ilk anlarına dair neler anlatıyor komşular?